Birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim, bıyık bırakan bir abimiz gözümüze çarptı. Böyle Malkoç oğlu tarzı bir bıyığı var. Diyelim artık Karaday mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ki. Merhabalar. Abi nasılsınız? Hüseyin Yılmaz, sağ olun. Hüseyin abi, sizi yakından tanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldınız. Bazen böyle jüriler birbirleriyle tartışırken oradan kalkıveriyorsun. Yok, o iş bu şekilde olacak diye. Bazen kendimize hakim olamıyoruz tabii. Şöyle de yani bazı kuşun da hakkı yeniliyor. Hani ukalalık olmasın, özür dilerim. Biraz yani kuşu da bilmek lazım. Ya şimdi şu kuşu var, da görüp abi sevdiğimiz zaman işte biz buna şey, yoksa biz kendi kuşumuzu itiraz etmiyoruz. Hüseyin abi, yanlış anlama. Yani ben size şahsınızı çok iyi tanıyorum. Başlarsın. Kültürlü de bir insansınız. Yani şimdi saat 10'da başlıyor. Misal 4, 5, 6, 7'ye kadar sürüyor burada. Yani orada jürini biz de kendimizi onların yerine koyalım. Sürekli o kuş çıkıyor, o kuş giriyor, o çık. Yani sürekli tartışma. Yaşları da farkındaysan hep olgun insanlar. Yani 40'ın üzerinde. Ha, bir müddet sonra artık beyin duruyor, dama diyor. Ha, ben size haksızsın demiyorum. Biraz daha böyle mütevazi olsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Vallahi ben olamam. Niye? Güzel kuşun hakkı, yenildim ben olamam. Abi, bu kendi kuşum olması önemli değil. Her ben konuda zaten adaletli olacağız. He, o konuda sıkıntı yok. Çünkü ben şimdiye kadar kendi kuşuma da itiraz etmedim. Hep ettiğim kuşlar başkalarının kuşu. Kimin olduğunu bilmediğim kuşlar. Ama kuşun hakkı yenilmez. Kuşun hakkı yenilmez. Ama oradaki insanlara da saygı duyulmak gerekir. Ya işte ne yapalım? Gerekir. Hakim olamıyoruz. Sen olun hani kuş, sen kendine hakim olun. Bir sıkıntı yok şimdi ya. Şimdi güvercini sevdiğimiz için güvercini çok seviyoruz. Bu sefer de kuşa bakıyoruz. Kuş güzel bir kuş. Derece değil, birincilik alacak bir kuş. Dereceye giremeyince insan kendi refleksi dışında hareket ediyor yani. Doğrudur. Ha, yoksa abi, hangi ilden katılıyoruz? Gaziantep, Karhamış. Peki göreviniz ne efendim orada? Ben cezaevinde çalışıyorum. İnfaz koruma memuruyum. Yani orada işleriniz nasıl? İyi, Allah şükür. Allah gönlünüze göre. Sıkıntı yok, sağ olun. Görüşürüz abicim. Sağ olun. Şimdi cezaevinde de çalışıyor ya abimiz. Genelde hep böyle soğukkanlı olmaya. Yok. İnanın kuş sevgisinden oluyor. Yani. Espri yapayım. Hüseyin abi, abimsin. Yoksa başka birisi. Sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Festivalimiz henüz başlamadı. Gelen misafirlerimizin duygu, düşüncelerini ekranlarınızda taşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Gelen misafirlerimizin düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz. Abilerle bir tanışalım. Böyle yeni yüzler, yeni simaları ekranlarınızda taşımak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Cuma Kurt. Gaziantep'ten geldim. İlk defa mı geliyorsunuz Cuma İlk abi? Defa geldim, evet. Peki güvercin getirdik mi, izlemeye mi geldik? İzlemeye geldim. Ben güvercin getirmedim. Seviyorum güvercinleri, öyle bir... Evde besliyor muyuz? Var. Çitli var, uçan mı var? Çitli var. Uçan var mı? Yok. Uçan da yapma. Yapmıyorum. uçan yapmıyorum. Ben çitli besliyorum. Şimdiden hayırlı seyirler, iyi izlemeler diliyorum. Teşekkür. Sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Akif Barutçu. İskenderun'dan geliyorum. Yarışmaya kuş getirdim. Bundan önceki 7 yarışma dahil hepsine kuş getirdim. Yarışmak için kuş getirdim. Derece aldık mı? Tabii. Yarışmalarda almış olduğum derecelerim var. Beslediğim kuşlar arasında çiftli de var. Arkadaşa sormuştunuz da karışma kuşlarım da var. Yani İskenderun karışması güzel. Evet yani. Yani havasından dolayı. Kuş merakı had safhada, öyle söyleyeyim yani. Hangi ırkta getirdiniz? Kırmızı Alacabağdadı, Göğol Alacabağdadı, Şami, Kara Alacabağdadı. Hepsinden var. Dört dalda getirmişsiniz ya. Tabii diğer yarışmayı da getirdik. Yani bir Aralık ayının sonundaki olan yarışmayı da getirmiştik. Onu da Sarı Alacabağdadı. İşte İspir. Yani çiftli olarak yaklaşık işte 35-40 çift kuş var. İskenderun'da ne olarak bilirler sizi? Ne olarak tanırlar? Akif diyebilirler ama askeri personel olduğum için görevden dolayı komutan diyebilirler. Akif komutan diyebilirler. Doğrudur. Yani şimdi her yiğidin bir lakabı olur derler, evet. Ya özellikle bu kuşların da bir lakabı, evet. O yüzden sordum. Sayın komutanım, saygılar sunuyorum. Sağ ol, teşekkür Şimdiden ederim. Hayırlı izlemeler Sağ diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhabalar, sizi tanıyalım. Nasılsınız? Ben Serdar Korkmaz. Hiç kimseden korkmaz mı Serdar Bey şimdi sen? Soyadımız Korkmaz. Aileden yani yok falan. Ben yani doğrudur, soyadın olabilir ama kişiliğine de yansımıştır bu soyadın. Ya tabii canım, kimse boş yere korkmaz ya, soysun ölmez de. Bak öbür taraftan da kendine hemen pay çıkardı. Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın. Nerelisiniz Sayın Korkmaz? Osmaneli'yim, merkezliyim. Osmaneli Merkez, Hacı Osman'ın küçüklüğüm. Ne işle meşgulüz? Ben şirkette çalışıyorum.
Kuş besliyor muyuz? Besliyorum. Uçan var mı? Var. Çitli var mı? Var. Peki festivale kuş getirdik mi? Getirmedim. Uçan var, çitli var, festivale kuş yok. Neden? Ben şantiyeci olduğum için şantiyedeyim. Pek ilgilenmiyorum. Biraderler ilgileniyor. Doğru, haklısın. Hobi olarak yapıyorsunuz. Evet, önce ekmemiz doğru. Şöyle bir poz vererek hem kameraya hem fotoğraf makinesine. Anı kalsın. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum. Sevgili izleyenler, yanımızda bir beyefendi var. Osmani halkımızın yakından tanıdığı Sayın Durcan. Sizi tanıyalım. Abi ben burada kavurma yapıyorum. Saç kavurma. İşte pes arasında. Misafirlere burada ikramda bulunuyoruz, evet. Girişte. İşler nasıl? Çok şükür. Allah'ın bugününe şükür. Allah gönlüne göre versin. 100-200 kilo. Yok abi, ne yaptım ya? Yok mu 100-200 kilo? Yok abi. Ne yapacağız bu kadar parayı? 100-200 kilo olsa biz Osmaniye satın alırız. Diyor. Aynen. Abi 100-200 kilo ile Osmaniye satın alacaksa ben 300 kilo getireyim. Abi. Şimdi Sayın Nurcan abimiz, samimi olduğumdan dolayı biraz da takıldık. Kendisi espriyi seven bir abimiz ama kamerayla görünce böyle biraz daha böyle resmi boyata mı girdi? Yok abi. Her zaman. Başarılar abi. Diliyorum. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, hemen yanı başımızda Osmaniye'nin ağası. Bak görüyorsunuz, tespih elinde. Hayırdır abi, nerenin ağasıyız ya? Abi festivalin ağasıyız. Festivalin? Festivalin ağasıyız diyor. Muzaffer abi, biz sizi tanıyoruz. Osmaniye'de esnafsınız, Osmaniyelisiniz. Evet. Memleketin yetiştirdiği insanların arasında Allah geliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Siz kendinizi bir tanıtın değerli izleyicilerimize. Ben Muzaffer Aslan Gören, 50 yaşındayım. Yaklaşık 45 yıldan beri kuş beslerim. Bu kuşu tabi hobi olarak yapıyorsunuz, evet, ticaretini evet, yapmıyorsunuz. Ticaretini yapmıyoruz, hobi olarak yapıyoruz. İşte, gördüğünüz gibi burada da işte hobi olarak geldik sabah sabah. Dışarıdan gelen dostlarla beraber haftanın bir günü, yılın iki defası bir araya geliyoruz, mutlu oluyoruz. Kendi kendimizi şey yapıyoruz. Deşarj oluyoruz. Yani hepsi bu. Bu yaştan sonra da deşarj olmak insan istiyor yani. Evet, evet. Fazla evet. Üzmeyeceğim bu yaştan sonra kendini. Adana'dan dostlarımız geldi, işte Urfa'dan geldi, Maraş'tan geldi. Hep akşam da beraberdik, şimdi de kalktık yine beraberiz. Ne mutlu bize. Muzaffer abi teşekkür ediyorum. Şey değil, sağ olun. Yanımızda böyle güzel takım elbiseyi giymiş, yani bir insan ne iş yaparsa yapsın, yaptığı işe saygısı olması gerekiyor. Osmaniye halkı olarak biz festival düzenliyoruz ve bu festivale ilgisini kıyafetiyle sergileyen beyefendi abimize teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Faruk Gök, Kahramanmaraş, Merkez Optik Gözlükçüyüm. Bir kuş severim, iyi bir kuş severim. Kuş seven dostlarımı da seviyorum. Bu işten menfaat olarak değil de gerçekten yetiştirici olan insanlara saygı duyuyorum. İlk defa mı katılıyorsunuz bu yıl festivale? Hayır, daha önce hayır. Her festivaline katıldım Osmaniye'nin. Peki Osmaniye bu işi, bu festivali nasıl yapıyor? Bir kahraman Maraşlı olarak duygularınızı alalım ama gerçeği konuşalım. Vallahi ben daha önce de aynı şekilde internet üzerinden yazmış olduğum mesajlarımda iletileri her zaman şu şekilde yazdım. Osmaniye bu işin layıkıyla yaptığına inanıyorum. Ve de her zaman için Hakan Tuncer, Fatih Yelen abilerimize, kardeşlerimize, emeği geçen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Ben çok memnunum. Osmaniye'ye gelmekten de her zaman onur duymuşumdur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İşiniz nasıl Kahramanmaraş'ta? Gözlük, optikçilik nasıl geçiyor? Vallahi optikçilik normal. Bizde sezon, kısım. Zaman biraz gözlüğün zayıf oluyor. Gözlüğün de mi sezonu var? Güneş gözlüğün sezonu var mı? Güneş gözlüğü sezonu var, optik sezonu var. Optik sezonu ayrı sezonlarda. Güneş sezonu genelde işte. Abicim sana başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı izlemeler. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok değerli bir abimiz yanı başımızda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tatlım benim. Nasılsın diye. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun canım benim. Sağ olasın. Sizi tekrardan bir tanıyalım. Fuat Özpolat. Elbistanlıyız. Elbistan'da burada Adana dikamet etmekteyiz. Adana'da kuş besliyoruz. Kuşun güzelliğini besliyoruz. Vatandaşlara da tercih ederiz ki kuşun güzelliğini besleyin. Senin gibi yakışıklı olmasını isterim. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz.
Siz gibi yakışıklısı olsun, kuşlar da yakışıklı olsun. Bir baktın mıydı, karnın doyması lazım. Bu arada değerli abimiz ayrıca jüri üyemiz. Bu yıl olacak mı yine? Nasip, yani şimdi nasip ama... O, ama ben sizi tebrik ettim. Bak, geçenki kuşlarım, birinci olan kuşların zıklı da, şimdi meverdiler de, müşteriler de bir tanesi hak etmedi. Adaletsizlik mi oldu? Adaletsizlik oldu. Şimdi biz 7 kişi orada jüri üyesiydik. 7 kişiden 5 kişi evet dedi miydi? Ötekilerin söz hakkı kalmıyor. Kalmıyor. He. Mesela bugün benim damıma geldi. Bak benim meverdim 3. oldu burada. Sarı meverdim. Geçen arkadaşlarım damıma geldi. Meverdiği damımda daha güzel beğendiler. Bu bıyıklar kaç yıldır var bu bıyıklar? Ya, anamızdan doğduk halı var. Ya. Gerçekten mi? Ya, o zamandan beri anamızdan yaş doğduk. Kaç oldu yaş? 67, 68. Maşallah Allah'ım nazardan saklasın ya. Gündesin, bir isteğim, bir arzum var mı bize? Gözlerinizden öperim. Kendinize iyi bakın. Sizin gibi burada dostları görmek bize gurur verir. Allah razı olsun. Neşe verir, zevk verir. Böyle bir şeye de hep arkadaşlarımızı birbirimize bağlıyoruz. Birbirimize daha fazla yanaştırıyoruz. Hiç olmazsa bir hasretlik gider. Şimdi burada görmediğimiz insanları görüyoruz. Tekrar bir hasretlik götürüyoruz. Başarılar şimdi. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin bir tarafından gelen yetiştirdikleri güvercinleri yarışmaya getiriyor değerli arkadaşlarımız. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Ben İskenderun'dan Yunus Emre Sert. Yunus Emre, size mi ait bu kuşlar? Yok, Uğur abime ait. Uğur abimize ait. Maşallah Uğur abimizin de bıyığı da geçerliymiş yani. Uğur abimizi hemen bir tanıyalım. Merhabalar. Nasılsınız? İskenderun'dan Uğur Alpay. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya yarışmaya iştirak için geldik. Umarım güzel bir yarışma İlk olur. İlk defa mı katılıyorsunuz? Yok. Daha önce defalarca da geldik yani. Peki derece almış mıydınız? Yok, derece almadık. Ya derece alıp almamamız önemli değil. İştirakımız yeterli. Alırız inşallah. Ne kadar güzel bir söz söyledi. Kendisine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önemli olan bu etkinliğe katılmak. Tabii ki. Yani herkes bir derece almak için gelirse burada derece verilecek kuş kalmaz. Doğru. Evet. Peki kaç ırkta güvercin getirdiniz? 4 ırkta. Ağ, müverdi, kırmızı müverdi, göğü şamı, bir de göğü nakışlı. İyi, hayırlısı efendim. Teşekkür Şimdiden ederim. İyi hayırlı yayınlar. İzlemeler. Sağ olun. Yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Buradaki güzellikleri ekranlarınıza taşıyoruz. Ahmet Erkul Bey'in de bu yılda düşüncesini alalım hatıra olarak. Ahmet abi, selamun aleyküm. Merhaba. Öncelikle selam, merhabalar. Merhabalar. Ahmet Bey, Osmaneli aslen. Daha doğrusu Tutlu, Adıyaman Tutlu aslı. Doğma büyüme Osmaneli. Kendisi benim eniştemin kardeşi olur. Sevdiğim, saydığım bir insan. Huzurlarınızda kendisine de örnek insan olduğu için, özellikle yeni yetişen nesle örnek bir abi olduğu için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Muhammedciğim. Bu senin güzelliğin. Tabi elimizden geldiği kadar faydalı olmaya bir şekilde arkadaşlarımızı güzelliklere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir başlangıç yaptık. Daha da iyiler olacak diye düşünüyoruz. Kısmet. Kısmet olursa 9. festivalimizde kısa ve öz olarak düşüncelerinizi aktaralım. Ya şimdi 9.sü diyoruz. Demek ki bunun birincisi de olmuş ve arda arda seyretmiş 9'a kadar. Bundan sonra Osmaniye 10'cular, 11'inciler inşallah olacak, daha güzel, daha kaliteli ve daha hoş bir ortamda. Tabii daha farklı projelerimiz var. Sürekli dediğim gibi 1. ve 2. 3. festivallerde yoktum ama 4-5, tabii bu süre 9'a kadar elimizden geldiği kadar bulunmak icap etti. Kısmet, bundan sonra daha güzeller olacak diye temennilerimiz var. Siz güvercin getirdiniz mi? Yok, bu sene benim festivallik güvercinim yok. Kümes değişikliği falan. Damızlıklarımda biraz yaş ortalaması yüksek olduğu için tabii genç kuş, festival daha dik olması lazım. Maalesef bu sene ya da bu festivalde yarışacak kuşum yok. Ahmet abi, o delle bu kuşları ne zaman görecek? Şu bir çit ver dedik sana. Akrabayık dedik. O kadar sana iltifat ettik. Gerçi yüreğimden geleni söyledim, ifade etmeye çalıştım da. Bu kuşları ne zaman görecek? Bir çit de Ahmet Erkul ne diyesi diye atak kümese. Muhammedciğim, şimdi böyle güzel güzel konuşuyorsun. Abi hangi gün geldin de evde yoktun diyecek. Tabii, ondan sonra. Esir olsun diye dedim. Abicim şimdi haydi seyirler sana. Sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Osmani halkımızın yakından tanıdığı iş adamımız Sayın Muzaffer İşleroğlu abimiz de her yıl olduğu gibi şu an 9.sü düzenlenen bu festivalimize katıldılar. Sayın İşler, neler söylemek isterdiniz?
Vallahi Osmaniye'mize hayırlar getirsin bu festival. Kuşçuluğun ilerlemesi için, güzellik olması için olması gereken Osmaniye'mize yakışır. Güzel bir organizasyon. Peki Muzaffer abi kuş getirdik mi festivale? Yok ben getirmedim. Neden getirmediniz? Yani yavru mu alamadınız, evde kuş var mıydı veya atmak mı istemediniz? Yani benim ortağım var Ahmet Erkul, o getiriyor damızlıklar onda. Onunla beraber yapıyoruz, o hobi, ben buna yardım ediyorum öyle. Ahmet Erkul esas yapıyor kuşu. Teşekkür ediyoruz, ben hayırlı günler diliyoruz. Sevgili izleyenler devam ediyoruz birlikteliğimize. Merhabalar, şöyle bir arkadaş girdi böyle siyah gözlüklü. Farklı bir imajlı. Nasılsınız? Coşkuruyuz. Tanıyabilir miyiz sizi? Hatay Kırkan'dan geliyorum. İsmim Kadir Kokum. Kadir Bey ilk defa mı katılıyorsunuz? Evet. Kuş getirdik mi? Evet. Hangi ırkta? Gövalaca. Bağdat'ı. Bağdat'ı, Gövalaca. Sadece Gövalaca mı getirdin? Evet. Bir tane mi getirdin? Bir tane getirdim. Dereceye girer mi sizce? Bekliyoruz girmesini. İyi, hayırlısı efendim. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. Buradaki güzellikleri ekranlarınıza taşıyoruz. Şuradan devam edelim. Şuradan devam edelim. Tabii burada özellikle güvercin yetiştiren arkadaşlarımız ailesiyle de geliyorlar. Burada küçük kardeşlerimiz var. Adını alabilir miyim? Onur Uslu. Sende de böyle güvercin hastalığı var mı? Diyorlar ya hastalık. Babam yok kim abi. Besliyor güvercin sizde? Ha bizde beslemiyorlar da. Sen neden geldin buraya katıldın? Şey izlemek istedim. Kimle geldin? Neyiniz oluyor? Halasının torunuyum da. Halasının ha. Nereden geliyorsunuz siz? Ali Bekirli. Osmaniye'den katılıyorsunuz. Evet. Tamam canım benim. Bir güzel kardeşimiz var. Allah'a esirgesin. Pamuklu şekeri de almış. Bana verir misin? Vallahi vermem dedi. Az bir şey alayım. Neden? Isıttır bir kere ya. Bir ısırayım getir. Bir ısırayım açtım. Canım benim. Şöyle bir... Şunu açak da bir kameraya poz ver bakayım. Kameraya bir poz ver. Bak bakayım oraya. Allah'ın esirgesin. Babası gibi bu da asil. Merhabalar efendim. Merhaba abi. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Musa Uç'um ben. İşte çocukları da aşılıyoruz. Osmaniye'de mi yapıyorsunuz? Evet Osmaniye'de. Ali Bekirli mahallesinde oturuyoruz. Çiftli mi yapıyorsunuz uçan mı? Çiftli. Uçana zamanımız olmuyor işten dolayı. Ne iş yapıyoruz? Ben Mesut Uçum'la beraber çalışıyorum. Uçum mobilyada. İyi Allah gönlünüze göre sağ versin. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, buradaki güzellikleri ve gelen misafirlerimizin düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz. Yine değerli bir abimiz her yıl olduğu gibi 9.sü yapılan bu festivalimize yine katıldılar. Evet, merhabalar. Katıldım. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Uçum. Osmaniyeliyim. Yani buradayız. Güzel yani bir pazarımız geliyor zaten genelde çalışıyoruz yani. Güzel bu etkinliğe katılmak istedik. Güvercin getiremedik ama seyretmeye geldik. Bu güzelliği yaşayacağız tabii, tabii, yani. Tabii yani. Yarışma merakla güzel oluyor. Yarışma çok güzel oluyor. Hem Osmaniye'yi geliştirme açısından da güzel. Yani güzel bir şey. Görmediğimiz arkadaşlarla tanışıyoruz. Onları tanıyoruz yani. Güzel bir şey yani. Kuşları zaten sevdiğimiz için çok mutlu oluyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı izlemeler. Efendim yine yanımızda Osmaniyeli bir abimiz. Merhabalar. Merhabalar Muhammed Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? İzleyicilerimize bir tanıtalım. Ben Yakup Besnek. Güvercin sevenlerden meraklıyım ben de güvercinlere. Çok güzel bir etkinlik. Devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Kuş getirdik mi? Evet. İki tane memerde getirdim. İki memerde. Hangisinden? Kırmızıdan getirdim. Kırmızı memerde evet. Getirdi. Kısmet olursa derece alacak mı? Kısmet bakalım artık. Rakipler iyiyse. Yakup abimiz değerli bir abimizdi. Teşekkür ederim. Serdar Bey'le de görüşüyor musunuz? Evet, Serdar Keskiner Bey'le. Görüşüyoruz. Geçtiğimiz festivalimizde buradaydı. İnşallah bu festivalde de katılır. Katılır inşallah. Teşekkür ederim. Değerli abimiz sizi tanıyalım. Ben İsmail Kaynar. İskenderun'dan katılıyorum. 5 tane kuş getirdim. 3 meverdi, 2 şahane. İsmail abi ilk defa mı katılıyorsunuz? Daha önce katıldım. Hayır, daha önce katıldım. Kısmet olursa derece alacak mı kuşlar? Yani bekliyorum. Herkes bekler de. Yok bekliyorum. Yani kuşlarımız iyidir.
Peki bu işi kuş sevgisi kaç yıldır var sizde? 50 yıldır var. Maşallah. Yaş da 50 ama bu arada. Hayır, 60'ı geçti. Allah'ım esirgesin ya. İsmail abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim böyle bir Kahramanmaraş'ın zannedersem ağası mı desek, paşası mı desek, iş adamı mı desek, büyüğü mü desek, hepsine estağfurullah diyor. Merhaba güzel insan. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Kahramanmaraş'tan Ali Rıza Büyükdereli, Osmaniye ilimize güvercin festivali için geldik. Burada eş, dost, tabii çok düzgün insanlar var. Teşekkür ediyorum. Düzgün olmayanlarla da işimiz yok zaten. Yok elhamdülillah. Bu işin güzelliği ahbap, eş, dost birbirini görmesi, sohbet etmesi, birbirine değer vermesi, birbirine saygı duyması. Bu festivalin en büyük güzelliği budur. O bakımdan hem Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Karabey'e böyle bir organizasyonda yer almasından dolayı teşekkür ediyorum. Hem Osmaniye'deki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu festivalin Osmaniye'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum. Abicim siz nereden katılıyorsunuz? Ben de Kahramanmaraşlıyım. Yeni hevesleniyorum yani. Öğrenmeye siz yeni başlıyorsunuz. Evet abimler. Valla işte sen abime takılıyorsan ya Kahramanmaraş'ın yolunu kaybeden ya Elbistan'ın yolunu kaybeden. Yok Allah. Tabii abimize takılıyoruz. Rabbim dostunuzu bölmez inşallah, bozmaz inşallah. Sen abime takılmaya devam et, hayatını yaşa. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Gelen misafirlerimizi ekranlarınızda taşıyoruz. Şimdi yanımızda bir arkadaş var. Dur bir dakika gel. Kaçma gel, kaçma. Kaçma gel. Dur abi. Gazi abi bir müsaade et. Gazi abi dur bir müsaade et. Dur abi dur. Heh. Tuttum vallahi. Zorla tuttum değerli izleyiciler. Dur sıkı tutayım kaçmasın. Sizi tanıyalım. Ben Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Osmaniye Kuş Festivali'ne teşekkür ederiz. Allah dur gitme dur. Dur. Abi dur. İsmin neydi? Adem Kahramanmaraş'tan. Niye böyle kaçıyorsun Adem abi? Otelde ne oldu lan şimdi? Ne yapıyorsun? Ya. Rahat ol şöyle ya. Ya daha tahsilli insanlar var bak. Bu da hoca beyler var. Abi onlar. Senden daha tahsilli insan yok burada ya. Dur akıllı ol ya. Ya sıkıntıya sokmayın lütfen. Yok, ya. Sıkıntıya sokmayın. Bu göbek neydi söylemem. O göbek aptal göbeği. Aptal göbeği mi? Abi sağ ol, kolay gelsin. Tamam. Hoca gide de var şu. Hoca gide de bir görüşlerini ya anlatayım. Sabahtan belli diyor ki abi şunu konuştur. Abi bunu konuştur. Kendini konuşturacaktık. Gördünüz kaçtı. Zor tuttum bak ellerim, tamam. Parmaklarım ağrıdı. İyi, teşekkür ederim. Gel beraber konuşturalım. Al sen yok. Sen sor bakayım. Sen sor. Yok. Yok sen sor ya. Rica ediyorum. Ben, vallahi. Vallahi rica ediyorum. Sunucu buyur. Bak kamera çekiyor. Kamera çekiyor. Yok. Hoş geldiniz sayın misafirlerimiz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz hocam? Ben aslen Muğla Fethiyeliyim. Antalya'da oturuyorum. Şu anda Maraş'tayım. Maraş'tan katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Niçin geldiniz buraya? Valla işte güvercin sevdası bizde çocukluktan beri olduğu için hem güzel kuşları görmeye işte hem de derecelan bir tane de kuş getirdik. İnşallah dereceye girer. Kuş beyaz. Ne getirdiniz? Beyaz. Ağ dalında değil evet, mi? Evet, ağ dalında. Evet. İnşallah kazanırsınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ol ederim. Sağ olun. Sayın hocam sizi tanıyalım. Kahramanmaraş'tan katılıyoruz. Ahmet Sarıçek ismim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Adem Bey. Evet. Niçin geldiniz hocam buraya? Hem güzel kuşlarımızı bir görelim. Hem de eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızla bir merhaba yapalım. Hep beraber bir araya gelelim diye. Evet. Toplandık. Kuş bir vesile. Arkadaşlarımız, dostlarımızla beraber olmak için geldik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben burada misafirim. Sen sunucusun, bana da soracağım. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Merhabalar. Siz niçin geldiniz efendim buraya? Ben bugün görevliyim burada beyefendi. Ben yapmış olduğum işi icra etmek için geldim ekip arkadaşlarımla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz? Başka herhangi bir sorunuz yok. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Gel bir öpeyim seni. Gel bir öpeyim seni. Canım benim. Başarılar diliyorum. Siz nereden geliyordunuz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Allah'ına. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın kahraman evladı. Hemen yanımızda bir abimiz var. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Nereden katılıyoruz? Sıtkı Kahraman. Adana'dan geliyorum. Sıtkı abi kuş getirdik mi? Getirdik inşallah. Hangi dalda? Fitilli mi verdi? İnşallah derece alır şimdiden. Sağ olasın. Peki neler söylemek istersiniz bu festivalle ilgili? Valla festivalle ilgili
Ben az önce arkadaşlarla, tanımadığım arkadaşlarla, uzun zamandır görmediğimiz arkadaşları görüyoruz. En önemlisi o, bir kaynaşma oluyor. Kuşların kalitesi arttı. Ne bileyim, güzel yani, festival günlerini iple çekiyoruz. Şimdiden hayırlı izlemeler. Teşekkür ederim, oldu. Sağ olun. O gün geldi çattı. Beklenen gün geldi. Birazdan festival başlayacak. Ama öncesinde buradaki güzellikleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimizi hem sizlerle tanıştırıyor hem de duygu ve düşüncelerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yanımızda iki değerli abimiz var. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Bozyiğit, Hatay'dan geliyorum. Yunus abi, ne iş yapıyoruz Hatay'da? Kasap. Kasap işiyle meşgulüz. Çitli mi besliyoruz, uçan mı var? Çitli besliyoruz biz. Kariyer. Bağdat'ı. Peki yavrularından getirdik mi? Bir tane getirdik, kırmızı alaca getirdik, kariyer. Geçen yıl nasıl oldu? İstediğiniz yavruyu alabildiniz mi? Sıkıntı mı oldu? Yok, iyi aldık geçen sene. Bir tane getirmişsin ama festivali. Sattık kısmet. Vallahi onları. Sattık. Kısmet, kısmet olursa o zaman biz de müsait bir zaman senin bir ziyaretine gelelim. İnşallah, bekleriz. Biz de Çitli yerini yaptık. Evet. Bağdat ağırlıklı bir Çitli düşünüyoruz. Bilgin olsun yani. Bekleriz abi. Sizi tanıyalım. Yakup Şinler. Akraba mıyız? Dayı ya. Dayı, dayın mı? Evet. Dayı. Maşallah, dayı tipi de var abimde ya. Abi yani yakın gördüğümden espri yaptım, yanlış anlayamayın. Ya. Siz ne işle meşgulsunuz? Aynı. Sizlerle? Elektrikçiyim ben. Hem mi dayı? Evet. Hem mi kasap mısınız beraber? Evet. Elektrik. Motosiklet elektrik. Peki şimdi elektrik işini mi yapıyorsunuz, kasaplık mı? Şimdi de elektrik işi yapıyorum. Daha önce kasaplık yapıyor muydunuz? Var. Vardı da kısmen evet. Vardı, yardımcı evet. Oluyordu. Evet. İyi, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı. Gelen misafirlerimizi sizlere tanıştırıyoruz. Sizi tanıyalım. Abi, ismim Halil İbrahim Çetin Aslan. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. İş adamı Hacı Ali Sezal'ın kuşlarının bakıcısıyım. Yarışmaya katılmaya geldik. Güzel bir organizasyon. Emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Hacı Ali Bey de her yıl olduğu gibi bu yıl da inşallah dereceye girer. İnşallah abi, emeğimizin karşılığını alırız diye düşünüyoruz yani. Bu kuşların A'dan Z'ye bütün bakımıyla siz miydiniz? Bakımları, tedavisi, her türlü sıkıntıları benim yani. Aslında Hacı Ali Sezal'ın değil, benim kuşlar yani abi. Öyle diyeyim, o da öyle söylüyor zaten senin diye. Doğrudur efendim. Evet abi. Sütü, bütün ceremesini siz çekiyorsunuz. Evet, evet. Hobi kolay gelsin. Ya. Sağ olun abi. Teşekkür. Sizi tanıyalım. Beraberiz biz. Hacı Ali Sezal'ın yeğeniyim ben de. İlk defa mı katılıyorsun? İlk defa katılıyorum festivale. Ne iş yapıyoruz? Yani şirketteyim. Başlarındayım. Yani şirketteyim. Evet. Hacı Ali abi fabrikası vardı evet, zannedersem. Evet, tekstil dokuma fabrikası abi. Allah gönlünüze göre versin. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sizi tanıyalım. Ben de Avşin'den katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hak edenin kazandığı bir yarışma olur. Tabii adaletli olur inşallah. 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 Recep Ölmez. Aslen buralıyım. Avşin'de öğretmenim. Arkadaşlarımızı desteklemeye geldik. Beslemiyor musunuz hocam? Besliyorum. Ne demek yani şimdi arkadaşlarımı diyor. Maraş'tan mı katılıyordunuz? Evet, Avşin'den. Avşin'den katılıyorum. Öğretmenim, arkadaşları desteklemeye geldim. İyi hocam, yani hobiniz var ki desteklemeye geldiniz. Elbette var hobimiz. Ama arkadaşların kuşları daha güzel. Bölüm hangi bölüm hocam? Sınıf öğretmeniyim ben. Sınıf öğretmenisiniz. Evet. Allah yokluğunuzu vermesin. Eyvallah, sağ olun. Başarılar. Teşekkürler, sağ olun. Kahramanmaraş Avşin ilçesinden katılıyorum. İsmim Emrah Gümüş. Tuhafiyece Emrah derler. Kuşlarımızı yarıştırmaya getirdik. İnşallah hayırlısı olur. Şamı dalında var, beyaz dalında var, göğalaca, siyah alaca, kırmızı meverdi. Yani ya benim anlamadım hocam. Şimdi özellikle Kahramanmaraşlılar ve o bölgesinin insanları çok asabi oluyor böyle yarışmaya kuş atıldığında. Şimdi programı sunuyor. Şimdi buradan atılıyor bir olay olduğunda. Suyu sert, havası sert, insan da sert. Diyorsun. Evet. Evet. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Yok, öyle suyu değil. Suyu sertken insana yumuşak olması gerekiyor. Yok, yani. Suyu sert, havası sert, insan da sert. Ben hocam hocam fazla konuşturmayayım. Ama mert dedi yani. İnsanlar da merttir yani. Karşındaki insan da bir Kahramanmaraşlı hocam. Eyvallah. Saygılar.